Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş Mustafa bulduk. Demirci abimize. Bugün Alemlere Rahmet kısa film yarışmamızın özellikle halkımız nezdinde farkındalık oluşturmak adına yaptığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu manada hem yılların sanatçısı diyelim hem de aynı zamanda ilahiyatçı kimliğinizle sizinle sohbet etmek istiyoruz. Şöyle ki toplumumuzda biz bu yarışmayı başlattıktan sonra özellikle şöyle bir algı ve kanaat hakim olduğunu gördük. Müslümanın sanatla aslında çok da uzaktan yakından bir alakasının olmaması lazım. Ne işiniz var sizin sanatla? Özellikle sinemayla ne işiniz var gibi ciddi eleştirilere maruz kaldık. Ama biz sahip olduğumuz değerlerden hareketle özellikle manevi ve milli diyelim değerlerimizle sanatın yapılabileceğini gördük. Ben kısaca giriş olarak özellikle sizce sanat nedir? Müslümanın dünyasında sanatın yeri var mıdır? Evet, öncelikle bu güzel çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu alanda ciddi bir boşluk var ve bu boşluğu doldurması açısından en azından iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Olmasını da diliyorum. Sani mutlak olan, yani yaratıcının, Yüce Rabbimizin sani sıfatı var. İsimlerinden böyle bir güzelliği, estetiği bize ifade eden ve yarattıklarıyla da bunu örneklendiren Yüce Rabbimiz sani mutlaktır. Dolayısıyla en büyük, en yüce sanatkar odur. Ve en güzel eseri de insandır. Mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mükemmel bir kıvamda yaratmıştır. O halde böyle güzel eser sahibi Rabbimizin insanlara da bu duyguları vermemesi düşünülemezdi. Biz biraz konuya yani fıkhi açıdan yaklaşırken kötü örneklerden hareketle çoğunlukla yaklaşıyoruz. Ama su-i misal misal değildir derler. Sanatımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle. Tabii ben hadis-i şerifin kaynaklardaki durumunu çok net olarak ifade edemem ama bizim sanatkarlarımız geleneksel olarak yaptığımız sanatlarda, örneğin bir hat sanatında, örneğin bir tezhipte, efendim minyatürdür, işte oymacılıktır, her türlü bizim bize ait olan sanatlarda, musikidir. Allah güzeldir, güzeli sever hadisi şerifi kullanılır. Yani başlarken Allah güzeldir, güzeli sever diyerek bu hadisi okuyarak başlarlar işlerine. Ve bu temelli oturtmuşlardır. Yani bunun üzerine oturtmuşlardır sanat anlayışlarıyla. Şairlerimizin ifadelerine bakarsak sanat Allah'ı aramakmış diyor. Gerisi çelik çomakmış diyor. Allah'ı ararken nerede arayacağız Allah'ı? Tabii ki kalbimizde arayacağız, iç dünyamızda arayacağız. Derunumuzda gizli olan güzelliklerde arayacağız. Bu yeryüzüne baktığımızda zahiri anlamda bile bize o kadar güzel renkler, o kadar güzel manzaralar sunuyor ki Rabbimiz. Yani işte şu an bulunduğumuz ortamda biz suni bir havuz oluşturmuşuz, fıskiyeler falan. Ama Allah'ın oluşturduğu havuzlara bakın, deryalara bakın, efendim ırmaklara bakın, ormanlara bakın, gökyüzüne, semaya, o renklere bakın. Bunların hepsi Allah'ın yani sani sıfatıyla yapmış olduğu mükemmel güzellikler. Biz bunlardan hareketle zaten bu duyguları bize veren Rabbimizin ona bir hamd, bir şükür olarak bile sanatla uğraşmak durumundayız. Yani buna karşı çıkmayı bırakın. Ama asıl mesele şu, sanatı nasıl yaparsak Allah'ın bize çizdiği sınırlar içerisinde kalır ve doğru bir iş yapmış oluruz. Problem burada başlıyor. Belki herkes bu önce söylediklerime
katılacaktır. İtiraz etmeyecektir ama nasıl bir sanat yapacağız? Biz niye hala sanat konusunu tartışıyoruz? Çünkü sanatı kötü yönde kullananlar, insanların nefislerine, şeytani heva ve heveslerine hitap eder şekilde kullananlar çok ileri seviyede yapıyorlar bu işi. Ve çok insanda da kabul görüyor. Yeryüzünde böyle bir anlayış hakim. O zaman biz buradan çekiniyoruz. Yani bizim sınırlarımız var, kırmızı çizgilerimiz var. Bu çizgileri koruyarak acaba sanatla nasıl uğraşırız? Bütün mesele bu. Bununla ilgili hatta akademik çalışmalar bile yapıldı. Geçen sene böyle bir makale çalışması bile yapıldı. Ama ne oldu sonucu bilmiyorum. Bir zamanlar bilginin İslamileştirilmesi diye bir tartışma yaşanmıştı. Şimdi de hani sanatın İslamileştirilmesi, şu anki bizim konuşmaya çalıştığımız bu. Bunu nasıl başarabiliriz? Herhalde konunun temel sorun bu olsa gerek. Aynen öyle. Yani sanat tabii ki Müslümanın hayatı içerisinde bir yerde bulunması lazım. Ama bunun yapılması için çerçeveler nedir? Nasıl yapması lazım? Ve Müslümanın her yaptığı işte olduğu gibi bir gayesi, bir amacının olmasına yönelik de bir nevi aslında bu soru. Evet, şimdi bizim hayatımızın gayesi Allah için yaşamak. Yani Allah'a aidiyetimizi ve dönüşümüzü unutmadan yeryüzünde onun adına güzellikleri insanlığa ulaştırmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olarak, elçi olarak, Allah'ın elçisi olarak yeryüzünde insanlara bir takım değerleri benimsetti. Onları dönüştürdü gelen getirdiği değerlerle, Kur'ani değerlerle, vahye dayanan evrensel kurallarla insanları dönüştürdü. Onları eğitti ve bugün yeryüzünde 2 milyardan fazla Müslüman var. Müslümanların özellikle de yeryüzünde her türlü azgınlığa, kötülüğe, yanlışlığa, zulme nasıl bir tavır koyması gerektiğini, nasıl onlarla ilişkilerini yürütmesi gerektiğini öğretti bize. Bugün biz tebliğ aracı olarak bir neticede dini anlatmak hangi şekilde olursa olsun bir tebliğdir, bir irşat çalışmasıdır. Emri bil maruf nehy anil münker dediğimiz iyilikleri anlatmak insanlara, kötülüklerden de uzaklaşmasını sağlamak. Bu dille olur, elle olur, kalple olur biliyorsunuz. Şimdi bizim bahsettiğimiz şu anki sanat olarak sizin yapmaya çalıştığınız işte görsel sanatlar içerisinde sinema sanatı, tiyatro var bunun yanı sıra ve şimdi artık sosyal medyada capslerle vesaire görsel materyallerle yapılan ve görselliğe dayanan şeyler. Bunlar da bu iyiliği ulaştırma açısından nasıl bir misyona sahiptir ve nasıl olmalıdır? Nasıl olursa hem dini değerleri gözeterek yapılmış olsun hem de amacına hizmet etsin. Bütün mesele bu. Ama sinema tabiatı itibariyle bir takım bizim değerlerimizle örtüşmeyen şu anda özelliklere sahip. Yani işte kadın erkek ilişkilerinden tutun da bazı bütün gerçeklikleriyle gösterilmesi doğru olmayan sahnelere kadar. Örneğin işte bir canlının birisinin öldürülmesi, işte savaş sahnesi, efendim ne bileyim kıyafet açısından uygunluk arz eden etmeyen meseleler. Bütün bunlar sinemayı tartışmalı hale getiren bizim açımızdan konular. Ama şunu görüyoruz ki bu tür sıkıntılar ya da görsel açıdan sıkıntı doğuran çalışmalar olmadan da sinema yapılabiliyor. Yapılamıyor değil. Önemli olan burada niyet, amaç. Siz işte bir iyilik kavramını, insanların birbirine iyilik yapması kavramını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
bize sunduğu o değerler, Allah adına sunduğu değerler çerçevesinde bir küçük filme dökemez misiniz? Dökebilirsiniz. Ben izledim, kısa filmler izledim. Bazı özellikle şeyde izliyoruz sosyal medyada. Gerçekten izlediğiniz zaman gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz. İnsan olduğunu hatırlatıyor size. Yani unuttuğu bir takım şeyler olduğunu görüyor insan. Sahip olduğu nimetlerin farkındalığını oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda ben inanıyorum ki sinema veya diğer işte bizim uğraştığımız müzik sektörü eğer niyetimiz halisse ve güzel bir şey yapmak istiyorsak kesinlikle İslami çerçevede kalarak bunu başarabiliriz. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Yani Müslümanlar da o çerçeveyi belirleyerek bu işi yapabilir diyorsunuz. Peki toplumumuzda genelde hakim olan bir kanaat var. O da şu. Özellikle tabii Türk sinemasının geçmişinden kaynaklı bir problemdir bu. İşte Müslümanların genelde pecmurde insanlar. Sakalları çok uzun ama tabiri caizse kişilikleriyle ilgili problemleri olan. Yani görüntü Müslüman, içi boş diyelim. İçinin Müslümanlıkla alakası yok. Şimdi bu tip motifleri özellikle Türk sinemasında geçmişte çok kullandılar. Ve toplum nezdinde de Müslümanlara karşı bir antipati uyandırdılar. Yani o kimlikte olan insanlar aslında itibar edilecek insanlar değiller. Hem kişilik problemleri var hem de güven problemleri var. Dolayısıyla Müslümanların da aslında sinemadan soğumalarında bunlar da sebep olmuş olabilir mi? Veya daha başka problemler olabilir mi? Evet, Türkiye'deki Müslümanlar açısından herhalde konuşuyoruz evet. Özellikle. Şimdi Türkiye'de uzun yıllar İslam'ı ve onun mensubu olan Müslümanları olmadığı şekilde göstermek, algı oluşturmak, imamların, din adamlarının toplum üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla bir takım imam profilleri, din adamı profilleri oluşturuldu. Bu bilerek yapıldı. Hem görsel açıdan, şekli bakımdan öyle, hem de yaptığı uygulamalar açısından öyle. Mesela para karşısında işte Allah korusun dinini çok kolay dininden taviz verebilen, efendim Kur'an'ı sadece bir takım menfaatlerini karşılamak için okuyan, öğreten bir tip. Efendim sadece işte insanların arasındaki işte problemlerde muskalar yapan cinlerle vesaire böyle tuhaf tuhaf bir büyücü gibi Allah muhafaza gösteren bir takım figürler oluşturuldu. Bu bilinerek yapıldı. Ama son zamanda bunu değiştirmek için yapılan filmlere baktığımızda çok da fazla yani değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Yani ben bir şeyin doğrusunu anlatmak en güzelidir. Yani yanlışlardan düzelterek getirmek değil. Olması gereken neyse önce onu toplumun önüne koyalım. Yani mevcut anlayışın üzerine bina etmek ya da onu düzeltmeye çalışmak değil de. Hayır, tabii ki. Yani bir din adamı, efendim bu cami imam olabilir, vaiz olabilir, müftü efendi olabilir ya da kanaat önderi olabilir. Hiç fark etmez. Yani din adına bir şeyler söyleyip toplumun önünde önderlik yapan insanların olması gerektiği şekli önce konulmalı ortaya. Yanlışlar üzerinden düzeltmeye gitmeye gerek yok. Ben bu anlamda yapılan çalışmaları çok şey görüyorum. Yani amatörce ve gerçekten iyi düşünülmemiş olarak görüyorum. Şimdi sarık kullanılıyor mesela. Elbisenin, normal elbisenin üzerine, paltonun üzerine sarık giymek, bunu bir o imam sıfatıyla ortaya salmak şekil olarak bana göre çok itici ve gereksiz. Yani başını örtmek gerekiyorsa bir şeyle, bunu daha estetik başka şeylerle de yapabiliriz. Ya da sarık estetik değil demiyorum ama yani altla üstü uyumlu olması bakımından. Efendim o kullanılan şeylerde, cübbelerdeki işlemelerine kadar, renk seçimlerine kadar bütün bunların çok iyi düşünülmesi lazım ve modernize edilmesi lazım. Yani günümüz insanına böyle rüyalarında gördükleri insan profilleriyle varmak
din adına bana çok doğru gelmiyor. Şekil olarak da problemli filmlerde seçilen bu temalar ya da işte kostümler içerik olarak da problemli. Misyonunu da iyi anlatmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, dini anlatmak için illa dini terminolojiyi kullanmak da gerekmez çoğu zaman. Din zaten bütün bu terminolojik oluşan şeyler, anlatımla ilgili birçok senaryo, hepsinin temelinde bu güzellikleri insanlarda sağlamak yok mudur? Bunu sağlayan şeyler evrensel değerlerle örtüştüğü müddetçe bir iyiliği anlatırken işte birisinin camiden çıkıp iyilik yapması yeterlidir. İlla onunla ilgili yani bir sürü üzerine elbiseler giydirmeye gerek yok. Sinema dili bakımından biraz buna yaklaşıyor. Yani bizim temel sorunumuz bana sorarsanız sinema dilini oluşturamamış olmamız. Televizyon dilini oluşturamamış olmamız. Yani İslam bugün İslam'a ait değerler, bunlar aynı zamanda evrensel insani değerlerdir de bunlar sinema dilinde nasıl anlatılmalı? Bunu kafa yorarak değil, böyle şey yapıyoruz yani çok kolaycılığa kaçarak. Kafasına bir takke giydir, üstüne bir elbise giydir, onu ortaya sal, böyle bir sunum yap. Bu değil. Yani bunun modern yolları olmalı. Bugünkü insanların hafızalarını daha farklı yerleştirecek bir takım figürlere dönüştürülmeli diye düşünüyorum. Şeyden de kaynaklanıyor olabilir mi? Bizim toplumumuz biraz da belki sohbet geleneğinden ya da yazılı kültürün hakim olduğu bir toplum olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Böylelikle biz görsel sanatlardan ya da genel olarak sanattan uzak kaldık sanki. Şimdi aslında bizim çok zengin bir sanatımız var, sanat geçmişimiz var. Osmanlı'yı yani biz yok sayamayız. Neticede bizim gerçekten dünya çapında, uluslararası alanda yüzyıllarca insanlığa ders verdiğimiz bir sanat anlayışımız var. İşte gitmişler Mozart'lar vesaire Türk marşları bestelemişler. Bizim yani müziğimize değer verdiklerini ve buradan istifade ettiklerini ifade etmişlerdir. Biz aslında yani şuna benziyoruz biz. Büyük bir hazinenin üstünde oturup da fakir yaşayan insan profiline sahibiz. Eğer o hazineleri güncelleyerek, bugüne taşıyarak, bugünün diliyle insanlara ulaştırabilsek, bu musiki alanında da böyle, sinema belki Osmanlı sonraki dönemde bize hitap eder ama işte tiyatro anlamında da böyle, yazılı temalar anlamı, edebiyat alanındaki çalışmalar anlamında da böyle, roman, hikaye dilinde de böyle. Yani biz maalesef elimizdeki o değerli malzemeleri bugünün modern dünyasına taşımakta sorun yaşıyoruz. Bunu bir türlü başaramadık. Yapılan çalışmalar, şu andaki yapılan çalışmalar doğal olarak mevcut sinema dilini taklit şeklinde yürüyor. Bunu taklit ederken bile bazı şeyleri hala aşamadığımızı görüyoruz. Kötü taklitler yapıyoruz yani. Bence bunu aşmamız lazım. Bizim geri kalmamız diye bir şey yok. Bizim sahip çıkmamamız söz konusu. Yani mevcut elimizdeki sanatlarımıza sahip çıkmadığımız için de geliştiremiyoruz. Bugünün ötesine geçiremiyoruz. Halbuki dünyada mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını konu alan şu anda en gözde film nedir? Çağrı diyebiliyoruz. Çağrı diyebiliyoruz. Ama Çağrı filmi evet güzel bir film. Fakat bütün sahneleri savaş sahneleriyle dolu. Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ömür boyu sadece savaşmış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani verdiğimiz mesaj bu. Bence yani evet bu alanda yapılmış en güzel çalışma gibi gözükse de Çağrı'nın bu eksik yönünü tamamlayıcı hiçbir çalışma ortaya koyamadık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani o rahmet peygamberi olması yönünü, insanlığa, o topluma
neler kazandırdığı, günlük hayatında, işte ömrünün baharında, peygamberlik geldikten sonra vefatı döneminde insanları nasıl güzel ahlak sahibi yaptığını, nasıl böyle bir rahmet iklimini o çöle taşıdığını, gönüllere taşıdığını gösteren çok önemli temalara sahip filmler yapılmalıydı. Şu anda Çağrı böyle bir misyona sahip ama bu yeterli mi? Bu gerçekten tatmin edici mi? Tartışılır. Doğrusu ben o açıdan yani şey buluyorum, eksik buluyorum. Tam da bu bahsettiğiniz konuya değinerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnek tabloların bugüne aktarılmasına dair, işte bizim yaptığımız çalışmada biraz ona dair bir çalışma. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması. Bu sene 3. yılımız ve uluslararası bir kimlik kazandı. Yaklaşık 47 ülkede de basın tanıtımı duyuruları yapıyoruz. Şimdi Efendimizin buyurduğu bir şey var. Diyor ki sahabi efendilerimizi kastederek, onların hangi birine sarılırsanız ya da yapışırsanız onlar yıldızlar gibidir, yolunuzu aydınlatır. Bu manada her biri işte tabiri caizse çöl bedevileri iken, örnek söylüyorum, iffet kahramanı oldular. Birçoğu için benzer tanımlamalar yapmak mümkün. Siz ne dersiniz? Yani sahabe-i kiramdan bir portreyi ya da bir örneği, bir şahsiyeti alarak bugüne nasıl yansıtabiliriz? Yani siz Mustafa Demirci olarak böyle bir kısa film yapacak olsanız hangi sahabeyi ele alırsınız ve nasıl işlersiniz? Evet. Şimdi mesela şey aklıma geldi hemen. Biz öğrencilik dönemimizde ta imatif yıllarında böyle piyesler yapıyorduk ve sahabe efendilerimizle ilgiliydi bu çalışmalar. Mesela Hazreti Ömer Efendimizin adaletini anlatan tiyatrolar izliyorduk. İşte sırtında un taşıyıp gece aç kalan bir aileyi, çocuklarını avutmak için çakıl taşlarına kaynatan bir annenin o imdadına yetişen bir halifeyi, Hazreti Ömer'i gözyaşları içerisinde izliyorduk. Adaletsizliğe, zulme karşı en büyük mücadeleyi veren ve yeryüzünde adalet deyince hemen hafızalara kazınan Hazreti Ömer'in o duruşunu, haksızlığa karşı mücadelesini, bunu izliyorduk ve bundan ne kadar çok etkilendiğimi düşünüyorum siz böyle söyleyince. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz'i o cahiliye dönemindeki Ömer'le Müslüman olduktan sonra ve onun akabinde halife olduktan sonra gerçekten nasıl bir değişim ve dönüşüme sahip olduğunu gösteren Ömer'i, o profili baştan sona anlatan bir film yapmak isterdim mesela. Ve o filmin de bugün, özellikle bugün için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugünün yaşanmışlıklarına, işte örneğin Suriye'de sivil, mazlum, hiçbir günah olmayan insanların tepesine bomba atan zihniyete karşı mücadelenin ne anlama geldiğini anlatmak adına bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Haksızlık karşısında herhangi bir menfaat gözetmeksizin dimdik durabilen, sözü eğip bükmeyen, doğruyu zalime karşı, zalimlere karşı en etkin bir şekilde ifade edebilen bir adalet timsali olması açısından görülmesini istiyorum. Ayrıca insanın Müslüman olunca o sahip olduğu bir takım değerleri İslam adına nasıl etkin bir biçimde kullanabildiğini göstermesi bakımından. Bunun gibi birçok sahabe var. Hazreti Ömer Efendimiz gibi eğer hayatını konu alırsak. Mesela Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh. Biliyorsunuz çok zahit bir insandı. Dünyevileşmeye, maddi konulardaki zenginleşmenin getirdiği kokuşmuşluğa karşı hep direnç gösterdi. Halifeyi eleştirdi, başkasını eleştirdi. Artık
onu rebezeye sürdüler. Çok aşırı boyutta eleştiriler gelince ve onun hayatıyla şey aklıma geldi. Hani benzetmek gibi olmasın, bu mandıra filozofu var. Yani böyle insanlara, hatırlatıcı insanlara, bizim böyle zamanla kabul ettiğimiz ama aslında bir takım değer aşınmalarını da beraberinde getiren duruşumuza, yaşayışımıza tepkiye ihtiyaç var. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh çok önemli bir bu anlamda şeydir, kimliktir. Bunu anlatan bir film mesela neden olmasın? O kadar çok örnekleri var ki Kur'an'a hizmetleriyle, işte gittikleri yerlerde, gittikleri yerlere adaleti, iyiliği, güzelliği taşıyan ve insanlara bu anlamda Allah'ın adını ulaştıran, peygamberini tanıtan sahabe-i kiramların hayatları, her birisi ayrı ayrı birer film konusu. Şimdi bu bahsettiğimiz konu aslında imanın insanı dönüştürmesiyle alakalı bir konu. Dolayısıyla imanın insana kazandırdığı birçok fazilet de var. Yani kişiliğinin oturması, insanlığa faydalı yönlerinin daha böyle ön plana çıkmasına dair. Bu manada bizim bu seneki sloganımız Kamil iman, Kamil insan. Yani kamil bir insan olmak için önce kamil bir imana sahip olmanın gerekliliğinden hareketle böyle bir slogan koyduk. Şimdi bu verdiğiniz örnekler tabii çok güzel örnekler. Bugüne evrilmesi ya da bugüne dair anlatılması o şahsiyetler üzerinden çok da önemli. Hayatın tek bir boyutunun olmadığını da dolayısıyla biz görüyoruz. Yani hayat sadece işte ticaret yapmaktan ibaret değil, ya da bazıları için hayat sadece kariyer yapmaktan ibaret değil veya ev hanımları için özellikle hayat sadece ev hanımı olmaktan ibaret değil veya sohbet sohbet dolaşmaktan ibaret değil. Farklı boyutlarının olduğunu da görmesi lazım insanların. Dolayısıyla şimdi aslında ben konuyu buraya getirmek istiyorum. Biz biraz hani biraz önce de söyledim, sohbet kültürüne sahip, yazılı kültüre sahip olmamızdan kasıtla bir kitap yazıyoruz. Bunu 1000 adet, işte 5000 adet, 10000 adet basıyoruz. İnsanların istifadesine sunuyoruz ama sınırlı sayıda insanlar belki bundan istifade ediyorlar. Ama bir kısa film yapıyorsunuz ya da bir sinema yapıyorsunuz, bir film yapıyorsunuz. Bunu milyonlarca insanın ulaşması, evet, söz konusu oluyor. Onların istifadesine sunuyoruz. O yüzden sinema gerçekten önemli bir dil. Siz de katılır mısınız bilmiyorum ama yazılı kültürde hep arada birileri mutlaka oluyor. Yani örnek söylüyorum. Siz bir kitap yazsanız onu ben alacağım, okuyacağım ve ben birilerine anlatacağım. Araya ben girmiş olacağım. Görsel kültürde dolaylı anlatım diyoruz, evet. Görsel kültürde ise ya da sözlü kültürde böyle bir şey yok. Mesela biz sizinle şimdi röportaj yapıyoruz. Sizin söylediklerinizin aynısını direkt muhataplarımıza ulaştırmış oluyoruz. Araya hiçbir şey ilave etmeden. Sinemanın da böyle bir boyutu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin ya da hadis-i şeriflerin de maalesef böyle bir tekamülü söz konusu. Yani tekamülden kastım işte o yazılı kültürden, sohbet kültüründen hareketle okuyoruz, anlatıyoruz ama farklı şekillerde anlatıyoruz. Onları görsel sanatlarla insanlara ulaştıracak olsak çok daha farklı tablolar, evet, ortaya çıkıyor. Şöyle, ben bu konuyla ilgili somut bir istatistiki veriyi de izniniz olursa aktarmak isterim. Şu anda mesela dünyada en etkin sanal iletişim portalı olarak YouTube var mesela. YouTube bütün dünyada en çok kullanılan, izlenilen ve bu şekilde de gelir elde edilen bir sanal portaldır. Satış portaldır, aynı zamanda izleme ortamıdır. Onun CEO'su Türkiye'ye geldiğinde, dünya çapındaki CEO'su diyor ki, biz diyor dünyada işte bütün ülkelerle ilgili bu kanallardaki izlenme oranları,
efendim izlenme tercihleri, her türlü istatistiki veriye sahibiz. Çünkü onlar bu istatistiki verileri özel programlarla alıyorlar ve %100 netice sağlayan bir şey bu. Yani çok net veriler demek istediğim. Ve görüyoruz ki mesela Türkiye'yi ele alıyor. Bütün dünyada işte müzik dinleniyor örneğin. Müzik her türlü YouTube'da dinleniyor. Ama Türkiye'de diyor müzik izleniyor. Bu ne demek? Görsel boyutu Türkiye'de hepsinin üzerinde. Müziği bile görsel temalar olmadan dinlemiyor Türk toplumu. Şimdi böyle bir görselliğe meraklı ve tercihi olan bir toplumun içinde yaşıyoruz. Bu istatistiki veriyi bize adamlar hazır getirmiş vermişler. Biz bunu yapmamışız. Ama bunun farkında bile değiliz. Aslında farkındayız. Yani görüyorsunuz bir efendim komedi filmi yapılıyor. Herkes orada. Yani milyonlar izliyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Madem bu toplumun sinema alanında ya da işte sanal dünyadaki izleme anlamında tercihleri belli. Biz bu usulü, bu metodu niçin değerlendirmiyoruz? Bir hadisi şerifi yazı olarak yazıyorsunuz örneğin, atıyorsunuz, 50 kişi okuyor. Onu görsel bir tema üzerine, efendim biraz bilgisayar ve Photoshop marifetiyle renklendirip yazı karakterlerini falan farklılaştırdığınızda 500 kişi izliyor. Aynı hadisi şerifi. O zaman bunu değerlendirmeliyiz. Bunu bir sinemaya dönüştürünü varsayalım ve iyi bir sinema diliyle, görselliğiyle desteklenmiş, senaryosuyla, her şeyiyle. O zaman biz hadis-i şerifi sürekli anlatmak yerine sürekli izletmiş oluruz. Yani biz bir iş yaparız, 1000 sonuç alırız. Ve hatta bunu yabancı dillere çevirerek, sadece Türkiye için de düşünmemek lazım. İngilizcesini, efendim başka Fransızcasını, her türlü Arapçasını. Yani biz bu anlamda elimizde önemli bir metot var. Bunu kullanamıyoruz. Doğru kullanamıyoruz. Sebebi de şu, benim kanaatim, biz Doğu toplumları hayır, iyilik denince illa bir yere sebil yaptırma, efendim illa bir yere bina yaptırma, efendim öğrencilere burs verme, bir yerin işte bir yurdun maişetini, yiyeceğini, içeceğini, ekmeğini temin etme, bir yere bağışta bulunma. Bunları anlıyoruz sadece. Çünkü vaazlarımızda dini anlatan hocalarımızın bütün argümanları bunun üzerine. Hep toplumumuza bu mesaj veriliyor. İşte şuraya cami yaptırıyoruz, buraya yardım edin. Tamam, bunların hepsi çok güzel. Hoş. Yani sadaka deyince, sadakayı cariye, bu anlaşılıyor. Ama kalıcı güzellikleri görsel olarak bütün dünyaya sunmak gibi bir çalışmanın bir hayır getireceği, sadakaya cariye olacağı düşünülmüyor. Yani somut görecek onu. Şuraya bir bina yaptırdım, bak burası. Ama sinemada bunu çok somut olarak göremeyebilir. Bir taraftan da sinemanın toplumu yanlışa sürükleyen versiyonundan bahsediyorum. Onların oluşturduğu kötü enerji bizim insanımızı bundan uzak tutuyor. Ama yanlış bir yoldayız. Yani binlerce bina yaptırsak bir filmin etkisi kadar insanlara ulaşmıyor. Yani bina 100 kişilikse 100 kişiyi eğitebilirsiniz. Ama bu sayede milyonlara, milyarlara hitap edebilirsiniz. İnanın müzikal anlamda da görsel anlamda da doğru işler yapsak bu kadar çok çırpınmamıza gerek kalmayacak. Yani insanların
duygu ve ruh dünyasına hitap etmek açısından söylüyorum bunu. Peki Batı'nın sinema sektörüne milyar dolarlar harcaması da bundan mıdır? Çünkü şunun için söylüyorum. Özellikle Batı menşeli yapımlar insanların korkularını, ticaretlerini, inançlarını ciddi anlamda yönetiyor. Yani adamlar öyle bir yatırım yapıyorlar ki işte bir ülkeye gireceklerse önce o ülkeyle ilgili öcü ortaya koymaları lazım. Bir korku salıyorlar. Ondan sonra o ülkeye giriyorlar ve ellerini kollarını sallayarak o ülkeyi işgal ediyorlar. Sonra bir ülkede eğer faizi hakim kılacaklarsa, örnek söylüyorum, buna yönelik işte ticari argümanları çok iyi kullanıyorlar ve insanların ticaretle ilgili duygularını da, algılarını da yönetiyorlar. Herhalde kastettiğiniz şey de bu olsa gerek. Aslında Hollywood, bana sorarsanız, ülkeleri fethetmek açısından bir öncü kuvvet gibi. Yani nasıl bizim alperenlerimiz zamanında Anadolu'ya gelip önce örneklik teşkil ederek insanları etkilemişler. Sonra da ordularımız gelmiş ama savaşmadan o güzellikleri, iyilikleri görünce bunlar, biz bu insanların sahip olduğu değerleri zaten seviyoruz deyip kabul etmişler. Şimdi aynı şekilde Hollywood da bir öncü kuvvet gibi, az önce ifade ettiniz, toplumlara gidiyor. Toplumların, yani operasyon yapacakları toplumları filmler sayesinde bir hazırlık yapıyorlar. Onların zihinlerine işliyorlar. Sinemanın her türlü etkin tekniğini, yani illüminate dahil olmak üzere kullanıyorlar. Ve biz zaten önceden böyle bir rüyayı görmüş gibi, ya ben bunu bir yerde görmüştüm, bu olacaktı zaten deyip o rüyayı bize gerçekliğe dönüştürerek yaşatıyorlar. Bu hayat felsefemizden tutun, tüketim anlayışımıza, insanlarla olan ilişkilerimize, ahiretle ilgili duygu ve düşüncelerimize kadar her şeyimize işliyor. Hatta bizim düşmanlarımıza karşı olan duruşumuzu bile dönüştürecek kadar, bize düşmanlık edenleri fark edilmez dost kabul etmeye götürecek kadar bizi etkiliyor. O yüzden sinema sektörüne yapılan yatırım onlar açısından en verimli yatırımdır. Yani niye? Her şeyinden yararlanıyorlar. Etinden, sütünden, her şeyinden. Mesela sinema filmlerinde oluşturdukları yıldızlar, aktörler sayesinde model insan üretiyorlar ve o model, ürettikleri model insanlarla gençliği yönlendiriyorlar. Filmlerde yaptıkları müziklerle ve o müzikleri yapanlarla yine aynı şekilde gençliği peşinden sürüklüyorlar. Yani siz bir savaşla yapamayacağınız, kaybedemeyeceğiniz alanları sinema sayesinde kaybediyorsunuz. Ve bu kaybın hangi boyutlarda olduğunu birkaç nesil sonra fark edebiliyorsunuz. Şimdi fark etsek, en azından şu an fark etmiş olsak bile, zararın neresinden dönülse kârdır diyerek, bırakın sanata, estetiğe karşı olmayı, bunları dini, fıkhi boyutuyla tartışmayı, tartışın ama yani bunun çerçevesini bir an önce belirleyin de artık ne olacaksa olsun, yeter yani. Bu tartışmakla ömrümüz geçiyor. Ama öbür adam atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Siz küçücük çocuklarınızın elindeki o iPad'lerdeki çocuk filmlerine mani olabiliyor musunuz? Size sundukları o milyonlarca görsel temayı engelleyebiliyor musunuz? Müzikal çalışmaları yok sayabiliyor musunuz? O zaman birazcık artık bu zihniyeti, artık bu tabuları gerçekten kuru kuruya savunmanın anlamı yok. Çünkü şu an fiilen bunun etkisi altındasınız. Onun için ben artık bu tartışmalardan çok yoruldum. Yıllardır müzik çalışmaları yaptığım için yani tekbir derecesine varacak
suçlamalara maruz kaldık falan ama geldiğimiz noktada bizim öngörülerimizin o suçlamaları yapanların çok önünde ve aslında gerçekten doğru olduğunu gösteriyor. Sonuçlar, veriler bunu gösteriyor. Müslüman her zaman aydın, geleceği iyi okuyan, hatta okuyanlardan daha iyi okuyan, her zaman kendisini bu anlamda manipüle etmeye çalışan güçlere, zihniyete, sanatsal tröstlere karşı daha bir adım önde olmalıdır. Böyle olan insandır diye düşünüyorum. Bu yüzden bir an önce bu çalışmaları hızlandırmak, dağa taşa, toprağa yaptığımız yatırımların en azından yani zekat kadar kısmını bile yatırsak bu alana çok daha büyük sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son olarak özellikle genç kuşaklara, tabii ki konuşmamızın başından sonuna kadar hep tavsiyeler içerikli konulara değindik ama özellikle müşahhas olarak sinemayla ilgilenen gençlere ya da ilgilenmek isteyen gençlere yönelik müşahhas bir tavsiyeniz var mı? Onu alıp bağlamak istiyorum. Evet, ben gençlerimize şunu söylemek istiyorum. Kabiliyetleriniz özellikle sinema alanında bu çalışmalara katılan gençlerimize kendi sahip olduğunuz kabiliyetler çerçevesinde senaristseniz dünyanın en iyi senaryosunu siz yazın. Yönetmenseniz dünyanın en iyi yönetmeni ben olacağım deyin ve buna inanın. Efendim, editörseniz hangi bölümünde yer alıyorsanız, sinemanın oyuncuysanız, aktörseniz dünyaya sahip olduğun manevi değerleri bana Allah'ın verdiği bu yetkinlik, kabiliyet çerçevesinde en iyi şekilde ben sunacağım inancıyla hareket edin ve inanın gerçekleştiğini göreceksiniz. Hiçbir kimse şunu söyleyemez. İyilik de öyledir, kötülük de. Samimi olarak ne isterseniz ona ulaşırsınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vaktinizi ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Bu çalışmalarınızı çok önemsediğimi özellikle belirtmek isterim ve inşallah bundan sonraki yapılacak bahsettiğimiz idealist çalışmalara bir nüve, başlangıç, bir motor olsun ve Rabbim sizi bu yolda muvaffak kılsın diyorum. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.